Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şani'eke vel ebter. Efendim bu Kur'an-ı Kerim'in 108. sure-i cellesi olan Kevser suresi. Mekki'dir. Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet dönemi 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de, 10 senesi Medine-i Münevvere'de olmak üzere 23 senedir. Bu 23 sene içerisinde nazil olan surelerden Mekke-i Mükerreme'de inenlere baktığımızda daha ziyade imanı takviye eden, imana teşvik eden sure-i celileler, ayet-i kerimeler olduğunu görüyoruz. İbadetlere dair, ahkama dair sureler, ayetler umumiyetle, genellikle Medine-i Münevvere döneminde nazil olmuştur. Şimdi şöyle kısa bir meal verelim önce. Diğer surelerde de yaptığımız gibi. Habibim, hakikat biz sana Kevser'i, cennetteki Havz-ı Kevser'i, pek çok hayırları verdik. O halde buna şükür olarak Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver. Doğrusu sana evlatsız, nesli kesik deyip dil uzatandır hayırsız, nesli kesik olan. Bu üç ayet-i kerimeden ibaret. Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisi. Daha önceki bir konuşmamızda da arz ettiğimiz veç ile Asr suresi. Üç ayet-i kerimedir. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husur. İllellezine amenu ve aminu salihati ve tevazav bil hakkı ve tevazav bil sabr. İkincisi Kevser suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şanike vel şanike vel ebter. Üçüncüsü de Nasr suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasrullahi vel feth. Ve ra'eyten nasi yedukhulune fi dinillahi efvaca. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfiru innehu kâne tevvâba. Bundan sonraki sureler hep üç ayetten fazladır. Yine kısa surelerden birisi olan Kureyş suresi 4 ayet, İhlas suresi 4 ayet, 5 olanlar var, efendim 6 olanlar var, 7 olanlar var, daha fazla olanlar var. Bu mübarek sure Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem nail olduğu nimetleri ve onun iki kutsi vazifesini bildirmektedir. Namaz kılma ve kurban kesme gibi. Ayet-i kerimedeki Kevser lafzı için İslam alimleri çeşitli manalar vermişlerdir. Tefsirlere baktığımızda 16 mana görüyoruz. Hatta 26'ya kadar çıkaranlar var. Cumhur ulemaya göre cennette bir ırmaktır veya bir havuzdur ki suyu baldan tatlı, sütten daha ziyade beyaz ve kardan daha soğuktur. Yani inna a'tayna kel kevser. Ey Habibim, ey Resulüm Muhammed Aleyhisselam. Biz sana Havz-ı Kevser'i veya Nehri Kevser'i verdik. Kevser Nehri'ni, Kevser Havzı'nı verdik ki onun işte suyu baldan tatlı, rengi sütten daha ziyade beyaz ve kardan da daha soğuk. Yaz gününde insan böyle buz gibi efendim bir su içmeyi arzu eder değil mi efendim? Diğer bir manası Kur'an-ı Azim'dir ki o dünyevi uhrevi hayırları toplayan bir kitaptır. Yani ey Habibim biz sana dünyevi ve uhrevi bütün hayırları içinde cem eden, toplayan Kur'an-ı Azimüşşan'ı verdik demek. Yine Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem haiz olduğu
şerefi nübüvvet. İnna a'tayna kel kevser. Sana nübüvvet şerefini ihsan ettik. Bildiğimiz gibi el-sünnet itikadına göre nübüvvet ve risalet kesbi değildir, vehbidir. Ne demek o? Şu demek, çalışmakla, çabalamakla, gayret etmekle ele geçen bir şey değildir. Tamamen ihsan-ı ilahidir. Estağfirullah. Allahu a'lemu haysu yec'alu risalete. Allahu Teala risaleti kime vereceğini en iyi bilendir. Cenab-ı Hak resullerini, nebilerini seçmiştir. Bunların en üstünleri üllezim peygamberler, 6 tane. Kronolojik sıraya göre Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün mahlukatın, melekler, cinniler dahil en üstünleri bu 6 üllezim peygamber. Bunlardan sonra gelen 313 Resul. Bunlardan sonra gelen 124 civarında Nebi. Bu üllezim peygamberler, Resuller ve Nebilerden sonra sahabe-i kiram, tabi-i kiram, tebe-i tabi-i kiram geliyor efendim. Bütün mahlukatın, melekler, insanlar, cinniler, en üstünü Hatemül Enbiya ve Resul olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci sırada Halilullah olan İbrahim aleyhisselam. Üçüncü sırada Kelimullah olan Musa aleyhisselam. Dördüncü sırada efendim Ruhullah olan İsa aleyhisselam. Beşinci sırada Safiyyülü olan Adem aleyhisselam. Altıncı sırada Neciyullah olan Nuh aleyhisselam. İşte nübüvvet şerefi çok yüksek bir şeref. Yine gökte ve yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok zikir ve senadır. Sana bunu verdik ey Habibim. Mesela ezanda eşhedü en la ilahe illallah'ın yanında eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye zikrediyoruz. Yine kamette eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Namazda, kadelerde, kade-i ula olsun, kade-i ahire olsun, ilk ve son oturuşlarda efendim etteyyatüde Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü diyoruz diye mi efendim? Yine etteyyatüde eşheden la ilahe illallah eşheden Muhammeden abduhu ve resulü diyoruz değil mi efendim? Keza ikinci oturuşlarda etteyyatüden sonra Allahümme salli ve bari okuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dua etmiş oluyoruz. Salavat getirmiş oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İnşirah Sure-i Cellesi'nde Estağfirullah ve rafe'na leke zikrek, senin zikrini, şanını yücelttik ayet-i kerimesiyle de bu husus bildirilmiştir. Yine inna a'tayna kel kevser'de, Kevser'de Resulullah'ın evlat ve etbaı var. Sana çokça evlat ve etba vereceğiz. Nitekim torunu Hazreti Hasan'dan gelen insanlara şerif ve şerife, Hazreti Hüseyin'den gelenlere seyyid ve seyide denilir. Bugün Türkiye'de de bol miktarda seyitler ve şerifler vardır. Hatta bizim şu oturduğumuz sitede belki 100 aile vardır efendim seyitlerden ve şeriflerden. Allahu Teala'nın ihsanına bakınız ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek çocuğu vefat ettiğinde, Kasım bin Muhammed vefat ettiğinde efendim betere Muhammed diyen As bin Vail kafirinin belki kemikleri bile kalmadı. Ama sevgili peygamberimizin mübarek nesli, zürriyeti devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bir de burada kızı Hazreti Fatıma'dan çoğalmıştır bütün zürriyetleri. Diğer peygamberlerin erkek çocuklarından çoğalmıştır nesli.
Ama istisnai olarak peygamberimiz de kızından çoğalmıştır. Mübarek damadı Hazreti Ali Efendimiz'den gelmiştir zürriyeti. Etbaının çokluğu dedik. Cennet ehlinin yarısından fazlası, hatta üçte ikisi ifadesi de var. Üçte ikisi peygamberimizin ümmetinden olacaktır. Keza Resulullah'ın eshab ve ulemayı ümmetidir. Eshabının çokluğu 23 senede 150 bin sahabe-i kiram meydana getirdi ki yeryüzü böyle bir topluluğu görmedi tarihinde. Kıyamete kadar da görmeyecektir. Ümmetinin, alimlerinin, müçtehitlerinin çokluğu da bu Kevser kelimesi içerisinde. Hakikaten binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca İslam alimi gelmiş geçmiştir. Milyonlarca kitaplar yazmışlardır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Kasım vefat edince As bin Vail kafiri, Muhammed'in aleyhisselam artık nesli kesildi, kendisini yad ettirecek evladı kalmadı dedi. Bunu diğer müşrikler de söylemişlerdir. Onlar Müslümanlara bir şiddet, darlık arz olunca bununla sevinip ferahlıyorlardı. İşte bu sure-i celile o kafirlerin batıl düşüncelerini reddetti. Pek kısa bir sure olmasına rağmen birçok hakikatlere işaret etmektedir. Şöyle bir daha ele alacak olursak Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'atayna kel kevser. Ey Habibim, biz sana Kevser'i verdik. Cennette bir havuz, cennette bir nehir. Kur'an-ı Kerim, nübüvvet şerefi, ümmetinin çokluğu, ümmetinin, alimlerinin, müçtehitlerinin çokluğu, evladının çokluğu, zürriyetinin, neslinin çokluğu, etbaının, ona tabi olanların çokluğu. Bunları biz sana verdik. Fesalli li rabbike venhar. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Hangi namaz? Bayram namazı efendim. Kitaplarda bayram namazı. Onun için Kur'an-ı Kerim'in mealiyle iktifa etmek mümkün değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarına muhakkak surette ihtiyacımız vardır. Onun için bu ümmetin en büyük alimlerinden, müçtehitlerinden biri olan İmam Şafii rahmetullahi aleyh Muhammed bin İdris Eş-Şafii rahimahullah, hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. İslam alimlerinin sözleri de hadis-i şeriflerin açıklamalarıdır buyuruyor. Bu namazın bayram namazı olduğunu Peygamber Efendimiz ifade buyuruyor. Venhar, kurban kes. Bunu da sevgili Peygamberimiz açıklıyor. Kurban bayramı günlerinde kesilmesi gereken vacip olan kurban Peygamberimiz için farz idi. Hanefi mezhebinde ümmetin zenginleri için vacip ama Maliki, Şafii, Hanbeli mezheplerinde sünneti müekkededir. Çeşitli kurbanlar var. Adak kurbanı var. Hacda temettü ve kıran hacı yapanların kesmeleri vacip olan kurbanlar var. Akika denen bir şükran olarak kesilen hayvan var. Dolayısıyla bunlardan hangisi olduğunun Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmesi lazım. Ve son ayeti kerimede de inne şani eke, seni kötüleyen, hüvel ebter, ebterin ta kendisidir. Nesli kesik, zürriyeti bitmiş, kökü kurumuş olan odur buyruluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in 108. suresi olan ve en kısa surelerden biri olan Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş bulunan Kevser suresiyle ilgili olarak da müsaade ederseniz bu bilgilerle iktifa edelim değerli kardeşlerim.